Divanı Harbi Örfi 61 Tefrika ile müteferrik su gibi katre katre zayi olan hamiyet ve kuvvetinizi fikri milliyetle yani İslamiyet milliyetiyle tevhid ve mezcederek zerratın cazibeyi cüziyeleri gibi bir cazibeyi umumi umumi vatani teşkil Bir daha okuyalım. Hikmet denilen makine-i alemin nizamı ve telgraf hattı gibi umum aleme uzanan ve dal budak salan kanunu nurani ilahiyenin müessisi olan hikmeti ilahiye ufku ezelden kaderin parmağını kaldırmış size emrede emrediyor ki tefrika ile müteferrik su gibi katre katre zayi olan hamiyet ve kuvvetinizi fikri milliyetle yani İslamiyet milliyetiyle tevhid ve mezcederek zerratın cazibeyi cüz'iyeleri gibi bir cazibeyi umumi vatani teşkil ile kütleyi azimi küre gibi tedvir ederek şemsi şevketi İslamiyenin cemahiri müttefikayı İslamiyenin mevkebinde bir kevke bir münevver gibi cazibesine ittiba ile müvazene ve ahengi umumiyeyi muhafaza ediniz birlikten kuvvet doğar hakikati kainatın tekvini ve fıtri bir kanunudur kim bu kanuna uyarsa dünya hayatında ve siyasetinde güçlü ve kuvvetli olur bu kanun bir ağacın dal ve budakları gibi dünyadaki her şeyi kuşatmıştır. Tefrikah yani ayrılık ve ihtilaf ise bir su kitlesinin etrafa saçılmış cüz'i ve basit damlacıkları gibi kuvvetsiz ve zayıftır. Şayet İslam milliyetleri olan Türkler, Araplar, Kürtler, Hintliler vesaire. İslam milliyeti altında toplanıp dağılmış olan kuvvet ve gayretlerini toplamazlarsa küfür, milletinin karşısında aciz ve zayıf kalıp mağlup olmaya mahkum olacaklardır. Nasıl güneş kendi etrafındaki gezegenleri cazibesiyle bir yörünge ve ahenkte tutuyor ise, İslam milliyetleri de İslam güneşinin cazibesine girip bir ahenk ve uyum içinde dönmeleri ile büyük bir güç elde edebilirler. Dünyada adalet ve şefkat ancak bu güç ile tesis edilebilir. İslam milliyetleri çabuk bu ırkçı ve milliyetçi söylemleri bırakıp İslam milliyetinin şemsiyesi altına girmeleri iktiza ediyor. Yoksa birlikten kuvvet doğar hakikati ve kanunu küfür ve şer eksenine hizmet eder ve İslam alemi de daima yenilmeye ve ezilmeye mahkum kalır. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirine düşman, idiniz de birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız Ali İmran.